Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'idil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Keçeki dersimizde buradalar tabiinlerinin uluğlarından Urve ibn-i Zübeyir rahmetullahi aleyhinin hayatını başlayan bulduk. Urve ibn-i Zübeyir kim idi? Nasıl nasabı kandı idi? İslam'ı nasıl nasab ki bugün karışı kandı buladı? Urve ibn-i Zübeyir rahmetullahi aleyh halife Umarul Faruk halifeliğinin ahirgi yılı da dünyaya geldi. Bu uluğ tabiinini, nasabını, kimliğini bir ayet ölçülüğümüz gerek. Karin, eğer buradalar nasıl nasab masalası da, eğer insan kafir bosa, masiyetke botgen bosa, nasıl nasabı, kim buluştan katli nazar, bu adamın kadri yok İslam'da. Kayıtlar vatamız, palancı eşandı balası bu misli mi? Palancı müftidin evarası bu misli mi? Eğer siz masiyette bosayız, günahlarge botgen bosayız, siz hiç kimmezsiz. Çünkü Ebu Lahab'ın peygamberimizin amakisi bu ya. Estaizu billah. Tabbat yada abi lahabin ve tab ma aghna anhu maluhu ve ma kesab. Ebu Lahab'ın kolları kurugay. Halak bulgay. Anık ki o kurudu, halak buldu. Yani Ebu Lahab peygamberimizin özünü amakisi. Abdülmuttalib'in balası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuğulganı da manaşı Ebu Lahab. Özünün ismi Abdülüzzah bugün. Kenji ukasi Abdullohdan bitta o'g'il farzand yodgorlik bo'lib qolganiga xursand bo'lib ana shu o'g'il tug'ildi deb xabar olib kelgan cho'rini ozodsan deydi xursandchiligiga, so'yinchisiga. Payg'ambarimiz tug'ilganda shunga xursand bo'lgan, shunga quvongan, lekin iymonni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hidoyatni olib kelganda qabul qilmadi Abdulmuttolibni bolasi bo'lganligi, Rasulullohning amakisi bo'lganligini hech qanday qadr qiymat olmadi. Çünkü otasını, babasını, kimliğini aytib faxrlanadigan akalar, eğer şularda izidan ketayotgan bo'lsangiz, nur üstüge nur, toj üstüge toj bu. Hem imondasız, hem e'tiqoddasız, hem nasıl nasabingiz zor. Nur üstüge nur. Ama faqatgina ularda nomi bilan faxrlanishlik bo'lsa, dindan uzoq bo'lgan holda. Bu adamı İslam qadrlamaydi. Eğer imon bor bo'lsa, nasıl nasab, toj üstüge toj bo'ladi. Mo'min kishi albatta iymoni bor, e'tiqodi joyida, taqvoda, ibodatda qoyim, yana nasl nasabligi ham bo'ladigan bo'lsa, musulmonlar orasida bu kishini e'tibori, hurmati ziyoda bo'ladi, qiymati ortadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis aytadilar, mana Alloh taolo payg'ambarimizga وَاَنْذِرْ اَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yakın karındaşlarınızı ağahlandırın Allah'ın azabıdan degen ayetini çürgeni de özünü uruğunu yığdı hamasını. Yığıp durup يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافْ اِشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُتَّلِبْ اِشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ Ey Abdü Manaf'tı farzantları özüylerini, nafslarınızı Allah'dan satıp alıyorlar. Ey Abdülmuttalib'in balları, özilerini, nafslarilerini Allah'dan satıp alıyorlar. Ya Umme Zübeyr'im del Avvam, ya Fatime binti Muhammed, işteriye enfusakume minallah. Ey Zübeyr'in anası, ey Muhammed'in kızı Fatime, Allah'dan özilerini, nafslarilerini satıp alıyorlar. La amliku lakume minallahi şey'a, selani min mali ma şi'tuma. Allah'ını aldığı borgende men sizlerge hiç nasıl kıbara almayayım. Meni malımdan her kança bulsa soruyorlar. Ama Allah'ını aldığı borgende meni faydan temidi sizlerge. Muhammed Aleyhisselam'ın kızı bugün çağıda. Fatime-i Zahra bulsayam takvada, ibadette buluştaki şart kılını yaptı. Çünkü atamızı atana etsek elbette fahlanamız, yakşı adam bugün bulsun nur üstüge nur. Ama onların izdeki tekken buluyduk. Çünkü Nuh Aleyhisselam'da oğlayan buradalar Nuh Aleyhisselam'da oğluydu. Ama kafir buldu. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a seni zürriyatini mevzum saklayıp yeremende vade vergen idi. Ama bir oğlu kafir buldu, sutayı da kop gitti. Şimdi Nuh Aleyhisselam dua kıldı.
Estaizu billah. Ve nâdâ Nuhun Rabbahu. Kâle Rabbi inne bni min ahli. Ve inne va'dakel haq. Ve ente arhamul hakimin. Nuh parvardigarga nida qilib dedi. Parvardigarım, albatta oğlum ham mening oilamdandir. Oğlum meni zuriyatımdan, meni ahlimdan. Seni ahli oilamga najot berishing xususidagi va'dang haq va'dadir. Sen eng adolatli hukm qiluvchisan. Parvardigar saqlab beraman doding zuriyatingni. Oğlum meni zuriyatımdi, qop ketdi-yu deganida innahu laysa min ahlik dedi Alloh. U sen ahlingdan emas dedi. Gel seni püştkemeriyle bozayım, seni tutken iman etkadi yolunu tutmayan bozsa, o seni balayın mesledi. Demek nasıl nasıl bulan fakirlenişi kaçan doğru balarken? Urva İbn-i Zubayr, o kişinin otası. Urva'nın otası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havarisi, İslam'da birinci bulup kılıç götürgen, aşere-i mübaşşerenin biri, Zubayr ibn-i Avvam raziyallahu anhuydu. Bu kişilerini, tarihini, hayatını okusayız, kanaka erkekler bu gende bular ki. Zubayr ibn-i Avvam raziyallahu anhu, İslam'daki en közü körüngen leşker başılardan, en küçülü cengçilerden bu gende. Mana şimdi insan da balası bu gende. Katta basam, dadam da kıbalaman değil mi bizgiler? Çünkü dadasını kende körse, dadası, her bitti oğul balaya yaşlı gide. Kumir birinci adam dadası buladı. Doğru mu? Dadası ne maksa şunu takrarlaydı. Cennemiz gelirse cennemiz gelip durup aladı. Mı de kılıp kılıyken olsa mı de kıladı? Doğru mu? Bilesin mi? Hatta siz televizyonu körü yotken paytizdeki hani ki poz yazıyam kapiravat kıladı. Kendi ayağınızı çalmaştırıp kendi mi de kılıyor? Kut düşündü körü. Çünkü otası da körüyen de bunlar sana. Bu kişinin otası Zubayr ibn-i Avvam raziyallahu anh hubayyan. Likulli nebiyin havari ve havari Zubayr ibn-i Avvam degen peygamberimiz. Her bir nebinin havarisi buladı. En işangen adamı. Mene havariyim Zubayr ibn-i Avvam deydi. Urvanın anası kim idi? Zat-ı Nitaqayn Asma binti Abu Bakir. Abu Bakir'nin kızı Asma. Anasının atası kim böyle yaptı? Abu Bakir Siddiq. Vallahi ma dasal arda ba'dal anbiya hayrun min Abi Bakir degan peygamberimiz. Allah'a kasam, peygamberlerden ki yerini bosken en afzal insan Abu Bakir degan. Allah Teala Abu Bakir Siddiq'ni peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dostu ekenliğini Kur'an'da bayan kıldı. İz yakulu li sahibihi la tahzan. Vakti ki peygamber ana şu orada oturganı da özünün hamrohi, özünün dostiga mahzun bo'lmayın. Zira Allah biz bilan dedi. Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn Allahu salisuhuma hadis qarang. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr bilan g'orda oturup müşriklar g'orda og'ziga kelib gaplashib turganini eshitib Abu Bakr yig'ladi. Çünkü ko'rib qolsa peygamberimizga aziyat etishi mumkin. Xotirjam bo'ling dedi peygamberimiz. Ya Abu Bakr, 3-chi sheriga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz deyapti. Muhammed Aleyhisselam yanında kim? İkinci adam Abu Bakir. Peygamberimiz şehir gibi bugün burunda. Urvanin otasını anası Safiye binti Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in kızı Safiye. Peygamberimiz de amması buladı. Ayşe anamız Ummul Mu'minin. Urvanin halası buladı. Harim buradalar. Otası Zubayr ibn Avvam. Anası Asma binti Abu Bakir. Babası Abu Bakir Siddiq. Ota tarafından bubusi Safiye binti Abdülmuttalib, halası Ayşe raziyallahu anha. Kanaka nasıl nasıl be? Ayşe anamız vefat kıyanı da, dafın marasımı da bana Urva ham katnaşken ve Ayşe anamıza kabirge düşüp, kolu bilen lahadını tekizlep, dafın kılıçlığı katnaşken. Urva ibn-i Zubayr ilim talabı da. Urva ibn Zubayr'ni ana shu yoshligida qilgan orzusini xabarini topdik. Allohga duo qilganida o'zini ibodati eng sevimli narsa bo'lishini, undan bo'lgan qo'rquv eng qo'rqinchli narsa bo'lishligini Allohdan ilm talab qilganida. Urva ibn Zubayr tirik davrida bor paytida o'zini davrida sahobalardan nechtasi tirik qolgan bo'lsa,
ularda hammasini, ömrini, vaqtini g'animat bildi. Ularni uyga borib ziyorat qilar edi. Ularni orqasidan namoz o'qirdi. Ularni majlislarida guvoh bo'lardi, qoldirmas edi. Kimlardan ilm oldi? Kimlarni ko'rishlikka nasib qildi Alloh? Ali ibn Abi Talib, Abdurrahmon ibn Auf, Zayd ibn Sobit, Abu Ayyub Ansori, Usomat ibn Zayd, Said ibn Zayd, Abu Hurayra, Abdulloh ibn Abbos, Nu'mon ibn Bashir. Mana shu sahobalardan ko'p rivoyatlarni qildi. Qarang qanaqa baxtli odamlar, kimlarni ko'ryapti? Kimlarni ko'ryapti? Yana katta bir ilmni o'zini xolasidan oldi. Ummul mu'mini Oisha roziyallohu anha. Shunday qilib Urvat ibn Zubayr odamlar o'zlarini bir savollari bilan murojaat qiladigan Madinaning 7 faqihidan bittasiga aylandi. Ko'zga ko'ringan 7 faqih bo'lsa Madinada, bittasi Urvat ibn Zubayr edi. Birodarlar, ilm shunaqa narsaki, borlig'imizni bersak, ilm bizga bir qismini beradi. İlimge borlig'ingizni bersiz, u faqat bir qismini beradi. Agar bir qismingizni bersiz, hech narsani bermaydi. Bu nima degani? Yoshlikda ilm o'qib qolishlik kerak degani. Xotin yo'q, bola chaqa yo'q, ro'zg'or tashvishi yo'q, faqat o'zingizga joningiz bor. Yoshlikda ilmga e'tibor berishlik kerak. Kishi ilm talabida yurar ekan, ilm o'rganishidan to'xtab qolmas ekan, u odam olim. U odam ilmli. Ammo men ilmli bo'ldim degan kuni, men bildim, olim bo'ldim degan kuni bu odam to'xtadi. Tushunarlimi? Chunki men olimman deyilmaydi, men talaba ilmman deyiladi. Men ilm talabida yurgan odamman deyiladi. Har qancha boshda osmonga yetsa ham, shahardagi eng birinchi qori bo'lib kelsangiz ham, eng birinchi mulla bo'lib kelsangiz ham, kimsiz? Talabi ilm. İlim talabı duyurgan adam. Ayrım camiyelerde şu camiyenin muallimlerine, ilmine, seviyesine, ilim derecesinin teşhirişliğine acayip bir yolunu kollaşarken. Ne makalarken? Talabalarını yıkıp durup başka bir camiyeden ilim derecesi balat peşkadan bugün başka muallim op gelinirdi. Ve bana şu damla ders ötadigan fen boyunca okuçulagi leksi okuydu. Haligi domla ham kirib o'tiradi. Boyagi peshqadam muqaddam degan muallim bolalarga leksiya o'qir ekan, o'qituvchilar o'qituvchini qilayotgan darsidan o'quvchilar eshitib o'zini o'qituvchisini taqqoslar ekan. Va boyagi muallim o'zi ham kibr qilmasdan kirib o'tirsa, daftar qalamini olib yozib o'tirsa, bu o'quvchi o'qituvchiga nisbatan hurmat ziyoda bo'lar ekan o'quvchi, chunki bilmagan narsasini yozishidan kibr qilmayapti. Tushunarlimi? İlim talabida yurgan, Qur'on o'qigan, dini bilim o'rgangan birodarlar, biz bilmagan narsamizni birodan so'rab o'rgangani kibr qilmasligimiz kerak. Chunki ilmni ikkita narsa to'sib qo'yadi. Nima edi? Ikkita odam ilmli bo'la olmaydi. Kibrli odam va uyalchan odam. Uyalchan odam so'ragani uyalib, ilmsiz qolib ketadi. Kibrli odam shuni ham so'rayamanmi deydi-da, ilmsiz qolib ketadi. Demek insan birodarlar doimiy suratda ilm talabida bo'lishli kerak. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu